Bunun adı papaya arkadaşlar. Namı diğer ağaç kavunu diye bilinen papaya arkadaşlar. Papaya üretimi çok zor olmayan, fide dikiminden itibaren bir yıl sonrasında böyle güzel meyve verebilen, hem sera içinde hem de sera dışarısında üretilebilen bir meyvedir arkadaşlar. Tropikal bir meyvedir bu meyve. Üretimi çok kolaydır bu gördüğünüz çekirdeklerden arkadaşlar. Normal bir tor, normal bir saksıya ya da bahçeye nemi kontrol edilebilir şekilde ekildiği zaman yaklaşık 15-20 gün sonrasında çimlenir, toprak yüzeyine çıkar. 1-1,5 ay en geç süre sonrasında da yere dikilecek pozisyonda olmasa bile arkadaşlar herhangi bir saksıya şaşırtılacak pozisyona gelir arkadaşlar bu meyveler. Ortalama 2-3 ay içerisinde de isterseniz yere dikim yapabilirsiniz. İsterseniz saksıda daha fazla büyüterek gövdenin odunlaşmasını sağladıktan sonrasında direkt bahçenize, seranıza dikim yapabilirsiniz arkadaşlar bu bitkiyi. Bu gördüğünüz meyvenin bitkisi yaklaşık 1 yıl, 1,5 yıl öncesinde dikilmiş bir ağacın arkadaşlar. Bitkinin meyvesi. Boy olarak yaklaşık 3 metre boyunda bu meyvemizi kopardığımız bitkimiz arkadaşlar ve üzerinde abartısız en azından 25-30 tane bu büyüklükte meyve var arkadaşlar. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir tek papaya ağaç arkadaşlar bitkisi birkaç tane aileye çok rahat bir şekilde yetecek meyveyi verebilir arkadaşlar. Bunun için çok fazla bitki yetiştirmek zorunda değilsiniz. Sera içerisinde çok daha mükemmel olur. Sonuçta tropikal bir bitki. Sera dışında da olur ama kışın -2'leri, 3'leri daha altını görmemesi gerekir arkadaşlar bu bitkinin. Görürse ne olur? O yılki üzerindeki meyveler daha doğrusu yaprak dahil donar. Ama 1 yıl sonrasında arkadaşlar tekrar bu bitkiden biz böyle güzel meyveler alabiliriz. Çok soğuk kadar çok sıcağı da sevmeyen bir üründür. Bitkidir daha doğrusu. 30-35 dereceler, daha doğrusu 15 ile 35 derece, 40 derece arasında sıcaklıklarda çok rahat yetişirken aşırı su istememek kaydıyla susuzluğu da sevmeyen bir bitkidir arkadaşlar. Kırmızı örümcek unlu bite hassastır bu bitkimiz. Normal bir gübreleme ile böyle güzel meyveler alınır arkadaşlar ama zordur. Çünkü bu arkadaşımızın serası, muz serası, dört dörtlük gübrelememizin yapıldığı bir sera arkadaşlar. Üreticimizin ismini de vereceğim. İbrahim Hatipoğlu serasından gelen bir meyve arkadaşlar bu. Burada muz da çok kaliteli. Tabii ki muza verdiğimiz gübrelerden bu bitkimizde nasibini aldığı için arkadaşlar böyle 1,5-2 kiloya yakın ki bu çok rahat 5-6 kişiye yetecek bir meyve arkadaşlar bu. Nefis bir tadı var. Biz bunu biraz yeşil olarak hasat ettik. Bir hafta beklettikten sonrasında böyle arkadaşlar yetişir kendi içinde. İlla da bitkinin üzerinde bekletmenin bir anlamı yok. Hasat edildiği zamanda da bir hafta 10 gün sonrasında böyle güzel yenecek pozisyona gelir arkadaşlar. Bu haliyle bile bu bitkimiz, bu meyvemiz daha bir 10 gün bekler arkadaşlar. Çünkü yeni yeni buralar göründüğü gibi tam yenecek kıvamdayken bu taraflar daha yeni kıvama geliyor arkadaşlar. Bu önümüzdekinden de böyle zaten. Ha, bu şu anlama gelmiyor. Bu yenmez anlamına gelmiyor. Ben biraz önce göründüğü gibi yedim zaten büyük bir çoğunluğunu ve çok çok güzel bir tadı var. Bir 3-5 gün daha bekleyebilir. Daha da lezzetli olur arkadaşlar.
şeker oranı çok tad olarak, ağız tadı olarak şeker oranı çok çok aşırı değil yani, böyle insanı kesecek kadar. Biz öyle deriz. Çok tatlı olmuş, kesiyor bizi diyoruz deriz. O anlamda değil, o kadar değil arkadaşlar. Çok tatlı, çok yumuşak bir şekeri var arkadaşlar bu meyvemizin arkadaşlar. Dediğim gibi üretimi çok kolaydır. Çok rahat bir şekilde Akdeniz bölgesinde yetiştirilebilir. Sera içerisinde daha Ege bölgesine kadar yayılabilir ama çok rahat da donabilir arkadaşlar. Senede bir iki sefer eksi birler, ikiler, üçleri gören yerlerde pek tavsiye etmiyoruz arkadaşlar bu bitkimizi, bu meyvemizi arkadaşlar. Dediğim gibi kısa sürede bir yıl içerisinde verimi yattığı için ekonomik getirisi çok uzun süre borçlu kalmak istemeyen ya da bir an önce kısa sürede parasını geri almak isteyen üreticilerimizin arkadaşlar papaya tavsiye edeceğim. Tavsiye etmemiz gereken bir meyve şeklidir arkadaşlar. Bizim damak tadımıza da yakındır arkadaşlar. Uygundur bu meyve. Bu bitki arkadaşlar. Kolay gelsin. İnşallah biraz olsun sizlere bu bitkimizi, bu meyvemizi tanıtabilmişimdir. Bu da kalaycı tarım olarak bizim farkımız zaten. Bildiğimizi başkalarıyla paylaşmak kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Kolay gelsin hepimize. Evet arkadaşlar, ben sizin adınıza küçücük bir parça izninizle yiyorum arkadaşlar. Afiyet olsun.